Kur'an okuma. Bak ben yıllardır okuyorum, biliyor musun? Kur'an'ı ilk Türkçe anlamını şeyde okudum, aldım 64'te. 64'te ben onu okuduğum vakit Türkçeyi babama anlatırken diyordu değiştirilmiş. Ya baba değiştirilmiş de yeni ne? 56'da ilkokulu bitirdin. Bir öğretmen okula yazdırdım dedi. Babam kabul etmedi. Yok. Kur'an okuyacak. 1961'de bana yetki verdi. Ondan sonra 64'te baktım tecvid bilmiyorum. Tecvidi de öğrendim. Ondan sonra Kur'an'ın Türkçe anlamını aldığım vakit baktım ki hiç uymuyor yolumuza. Yolumuza uymuyor, bıraktım, yapmadım. Hatta Haydar dede, oğlum illa yapacaksın. Ya amca yanlış olduğum bir şey, yanlışına inandığım bir şeyi ben nasıl yapayım? Bundan 6-7 sene önceydi, daha önceydi. O zaman Kur'an'ı aldım baştan sonuna kadar, bize uygun ne var? Zaten hadi yanlış diyor, yanlış gördüm ama dediğim vakit, bugün bile yanlış dediğim vakit bir dayak yemediğim kalıyor bugün. O zaman seçe seçe çok az, yani bizim dualarımıza, bizim yolumuza uygun şeyler seçtim. Onları bugün okuyorum bazı yerlerde. Bak şey koymuyorum, ezbere şeyleri okuyorum ben. Biliyor musun? Ama aşamıyorum ben. Bırakma. Mesela gidiyorum ben. Erdeğin bir cana namazı. Namaza gidiyoruz. Ya yolu erkanı, erkana göre yapıyorum. Bakıyorum sonradan birisi gelmiş, hani cana namazı kılmadın diyor. Sen de nereden biliyorsun sen? Ha, yani bugün insan mecbur kalıyor, takviye uygulamak zorunda kalıyorum. Anlatıyorum. Benim Munzur Efsanesi 2001'de çıktı. Munzur Efsanesi'nin de son söz, gel gidelim babamızın mezarında Kur'an oku diyorlar. Ben de gidiyorum. Gidiyorum. Bazı aklı başında insanlar soruyor ya, diyor ki bu Kur'an'ın babamızın ruhuna faydası var mı yok mu? Babanızın ruhu kalmadı ki fayda olsun. Faydası yok. Peki ne? Faydası bana var. Ben okudum, bak bana para veriyorsunuz. Yani o dönem bir şey yaptığımız vakit illaki yanında destekçisi olması gerekir. Ben bunu savunuyorum. Yıllardan beridir savunuyorum. Nefeste mesela ilk soy zinciri sorgulanmalı. Hani babadan oğula gelen dedelik. İlk yazıyı o zaman yazdım ben. 21. sayıda. Soy zinciri sorgulanmalı. Benim babaannem Kürt kızı. Anneannem Kürt kızı. Büyük nenem o da Kürt kızı. Ben kimim o zaman? O zamandan yazmıştım. Hatta şunu da yazmıştım. Seyden Şeyh Hasan Anlar, onlar da diyorlar biz Muhammed Hanefi'nin torunuyuz. O zaman Allah dersimde Ali ile Muhammed'in soyundan başkasına üreme hakkı tanımamış öyleyse. O zaman biz Arap'ız. Talipler şimdi pir ağzından kuş tutsa bile, ağzından kuş tutsa bile Talip buna şey yapmıyor, itibar etmiyor. Etmiyor yani, açık söylüyor. Mesela bir yerde bir şey yaptığım vakit geliyor. Hele illa bu son dönemlerde kendiliğinden Irak'a girip eğitim görüp gelenler var. Pirlik ne zaman başladı? Pirlik mesela diyorlar ki Muhammed Ali'den, hayır değil. Pirlik Nasr-ı Hüsrev'in Badaşan'a gittikten sonra, Alamut sonrası her şey dağılınca artık Baba Seyyid İnan'ın yani görevlendirdiği, onlar bittikten sonra ne yapabilecekti? Nasr-ı Hüsrev'in orada kendisiyle beraber gelen arkadaşının soyundan pir atadı oraya. O pirler yönlendiriyordu. O pirler Müslüman değildi ki. Onlar Alevi'ydi. Alevi dediği ne? Alevi, Alev sözlüğünden geliyor. Ha, zındık diyorlar. Ha, bazıları başka şey söylüyor. Ama ben öyle inanıyorum yani. Munzur Baba'yı önce anlatayım. Ne diyor? Diyor ki, hacca gitti. Hacca giderken gönlü helva istedi. Ah bir helva olsaydı da yeseydim. Munzur da çobanı burada. Ona da ayan oldu, bak onun tütsü, gitti hatununa, ağam helva içti. Helvayı pişirdi, verdi, aldı, gitti. Dönerken, fakat kayboldu orada, döndü geldi. Hacı dönerken millet karşı çıktı, karşısına gitti. Hacı mübarek olsun. O da dedi ki, hacı ben değilim, hacı Munzur. Hacı Munzur da elinde
süt kovaları var. Munzur'a doğru halk koşunca Munzur kaçtı. Kaçtı geldi burada, işte süt döküldü, su oldu. Su oldu. Burada, orada demek istediği Batını Terim, buradan deve sırtında, at sırtında yürüyerek ta Mekke'ye gidip gelmek ile sen hacı olamazsın sen. İşte hacı, işte Munzur. Tanrı'nın yeryüzüne yansıyan nuru. Evet, odur. Bundan başka bir şey değil. Yani hacca gitmekte hacı olamıyorsun. Dedelik içinde zaten bugün erken yürütülmüyor ki. Asla. Bak bir şey diyelim. Bir cenaze erkanı ya. Yıllardır taviz vermeden yapmaya çalışıyorum. Dayak yemediğim kalıyor. Mesela Seyfi Dede'nin cenazesinde bir sürü milletin içinde adam arkadan vurdu, tehdit etti, kes. Ve biz cennette yolcumuzu göndermiyoruz ki. Kes diyor. Kes dediğinde ne yaptı sonunda? Getirdiler Çakmaklı'da. Zeynel Efendi'yi çağırdılar. Cenaze namazı kıldırdılar. Seyfi Dede'nin günahı mı vardı? Cennete gitmek için, cennete gitmenin yolu namaz kılmak. Sünni İslam'da. Biz sünni değiliz ki. Bak bir şey daha söyleyeyim. Bundan 4-5 sene önce daha burada oturuyordum. Orada. İki adam geldi, orada oturdu. Bana dediler ki, bak senin misafirlerin gelmiş. Buyurun hocam dedim. Ben dedi, Tunceli İl Müftüsü Şevket Bey, Şevket Hoca. Buyurun hocam. Dedi ki, Hayri Dede, Hayri Dede dediler, övgüyle de bahsettiler. Dikkatimi çektin, ziyaretine geldim. Dedim hocam, hoş geldin, sefa getirdin. Ama herhalde dedim, yanlış geldin, ben Müslüman değilim. Yüzüne karşı söyledim ben. Ben taviz vermem. Asla. Ama benim önümde en büyük engel yine kendi halkım, halkım ya. Yine kendi halkım, onlar bana karşı çıkıyor. En çok da akrabalarım. Ya şimdi hocam bu Ali Arif Özzeybek, Alevi Bektaşi değil, Cemevleri Başkanlığı. Bu adam Kılıçdaroğlu'nun şeyiydi, danışmanıydı. Ondan ayrıldı, Soylu'nun danışmanı oldu. O zaman başlamıştı, şeyleri geziyordu. Cemevlerini. Hatta bu konuda Ali Kenanoğlu meclise taşıdı bunu o dönemde. Cevap da alamadı. Şimdi bakıyorsun. En gözde dedeler onun yanında. Bahçeli geliyor şeye, Elazığ'a. Ali Ekber, bu şeydeki Hüseyin, Baba Mansur'u Arel'deki ve birkaç kişi valiyle beraber gidiyorlar. Bahçeli'ye biat etti, kendisine Zülfikar kılıcı verdi. Kılıcı niye verdi? Demek daha iyi bizi kessin. Kim yaptı? Alevi dedesi. Bugün en ön safta. Onu geçemiyorsun sen. Yalnız o değil. Yardımcıları kim? Ali Yaman. Evet, akademisyen. Ali Yaman. Şimdi ben Mehmet Yaman'a bakayım. Mehmet Yaman yıllarca İmam Hatip okullarında ders verdiği halde o adam nur içinde yatsın. Gerçeklerden sapmadı. Ben onunla çok arkadaşlık yaptım, çok şey danıştım ondan.